Birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. İşte CHP kiminle yan yana? Terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü, onun meclisteki uzantısı da malum. Ya bunlarla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi Gavar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnlerini duman ettik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Bu uğurda bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK'sından FETÖ'süne kadar terör örgütleriyle irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Hatırlarsanız bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal, sen bu sözü verdin. Nerede namus? Nerede şeref? Seçimden sonra ipleri ellerine alınca yaptıkları ilk iş ise liyakatine, gayretine, emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Siyasi ikballerini de yabancılardan alacakları desteğe bağlamadılar mı? Allah göstermesin. Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar ve bunlar batıdan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülke ve şehirlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Çünkü bunların sadece sözleri değil, hayatları da yalan. Şimdi geçen akşam gene çıkmış. Benim televizyon programım var saat 22'de. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız. Ve bu ihalede de beşli çete diyor müteahhit firmalara. Ve bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ve hemşeriniz Ulaştırma Bakanım Adil Bey'e dedim ki, Adil yarın akşam çık bunu dedim şöyle bir dersini ver. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım Adil Bey, nereliydi? Nereli? Oflu müdü Caygareli mi? Ve Adil kardeşim çıktı ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bununki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu. Cambaz.
ve yalan. Hayatı yalan. Geçmişte ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisini ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan bu ülkeye hayır gelmez. Siyaseti yalandan, stratejisi iftiradan, taktiği çarpıtmadan ibaret olanların bu millete hayrı yoktur. Şeref sözü vermeye, çocuğa ciklet sözü vermek kadar değer atfetmeyenlerin hiçbir sözüne güven olmaz. Bulunduğu yere kumpasla gelenlerden siyaseti de, yönetimi de onurla yürütmesini beklemek elbette beyhude çabadır. Azıcık izzeti nefis sahibiyseler, en azından çoluklarının çocuklarının yüzüne bakabilmek için kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. İnşallah 2023 bu bakımdan Türkiye için bir temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacaktır.